Efendim bunlar üç kardeş oldukları için birbirlerine çok bağımlar. Birisini aldığımızda hep böyle yapıyorlar. Aa vakas. Çocuklardan birini aldığımızda diğerleri de dayanamıyor. Biz üçünü birbirinden hiç ayırmayalım. Üçünü de alalım. Biz bugün bir tane diye geldik ama Rabbim bize üç tane birden verdi. Servetimiz 13 tanesine bile bakmaya yeter hayatım da. Sen bakabilecek misin üçüne de? Bakarım Vakkas. Ben bu çocukların üçüne birden bakarım. Evimiz seslenir, şenlenir. Evimizin bereketi artar. Üçünü birbirinden hiç ayırmayalım Vakkas. Tamam hayatım. Sen öyle diyorsan alalım üçünü de. Biz kararımızı verdik. Üçünü de alıyoruz. Nerede sürttünüz? Boş boş aval aval geziyorsunuz değil mi? Tabii. Baba parası yemeye alıştınız. Bir iş bulup da çalışalım demek yok. Baba. Hı? Ben dünyaca ünlü bir holdinge CEO başvurusunda bulundum. CD'mi bıraktım. Yakında ararlar beni. CD'ni verdin öyle mi? CD'ni verdin. Ulan sen albüm çıkarttın da bizim mi haberimiz yok? He? Hangi boşlukta burnunu boktan çıkardığında o garga sesinde şarkı söylüyorsun ha? Ulan sen daha nereye ne verdiğini bilmiyorsun be. Ünlü şirkete CV vermiş. Onlar da seni bekliyordu zaten. Bir an evvel gelse de şu anlaşmalarımızın içine etse diye. İş bulacaklarmış. Çalışacaklarmış ha. Yaşınız 35'e geldi ya. Size kim iş verir bu saatten sonra? Bana bakın. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim, giymedim giydirdim, saçımı süpürge ettim sizin için. Ya daha bir evlenip de torun sahibi bile yapmadınız beni. Yazıklar olsun. Ana yapma böyle ya. İş vardı da biz mi yapmadık? Demir elinde işten benzin vardı da biz mi içtik? Başka bir deyişle umumi haneleri kapatalım da millet biz mi? Tövbe tövbe. Lan oğlum şu lisanını düzelt evvela, konuşmaya bak. Diline eşek arısı soksun senin be. Hanım, biz bunu yetimhaneden alırken karıştırdılar mı, ne yaptılar? Kardeş diye başkasını mı verdiler bize acaba? Ulan oğlum, hazıra daha dayanmaz. Bak, kazık kadar oldunuz. Eşek kadarsınız lan. Ha? İnsanda azıcık utanma, sıkılma olur be. O kadar malımız, mülkümüz vardı. Tarlamız, tapanımız vardı. Hiçbir şey kalmadı. Niye? Hayrettin Efendi'yi doyuramadık ki. Sıracettin Efendi'nin istekleri hiç bitmedi. Ya sen? Ya sen Cenabettin Efendi? Arkadaşlarıma jest yapacağım, davet vereceğim diye harcadığım paraların hesabını muhasebeci tutamadı lan, yetişemedi. Ama baba ya. Kes lan, kes. Önündekini zıkkım lan. Ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum be. Dün su parasını ödeyemedim diye suyumuzu kestiler. Ana, sular mı kesildi? Tüh be, tam da kamyon devirecek zamanı buldum ya. Size su mu dayanır yavrum ya? Ha? Bir giriyorsunuz çömüş gibi, hiç çıktığınız yok. Her girdiğinizde iki kalıp sabun gidiyor. Anne ben sana bir şey diyeyim mi? Şurayı üç tane yumurta kırmadın ya. Yazık vallahi, biz bunlarla mı doyacağız be? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz bizimle ha? Üçünüz kazık gibi oturuyorsunuz, çalışmıyorsunuz. Şu eve katkıda bulunmuyorsunuz. Bir de her şeyi dört dörtlük bekliyorsunuz bizden. Ya hanım, insan çocuklarıma bakacağım diye batar mı ha? Batar mı? 40 yaşını geçmiş, bir boka benzemeyen, hiçbir iş yapmayan, elinden hiçbir şey gelmeyen bu çam yarmaları oldukça elbette batar. Elbette. Kala kala bir budam kaldı elimizde. Beyefendiler yesinler, içsinler, boş boş avara avare geçsinler. Üstelik bir de yemek beğenmiyorlar. Yemek beğenmiyorsunuz öyle mi? Yemek mi beğenmiyorsunuz? Kalkın lan! Kalkın lan sofradan! Kalkın lan!
Şöyle içecekler. Bakın ben. Sizinle mi uğraşacağım ben? Lan size. Cehennemin dibine kadar yolunuzu. Adam olun lan. İş bulmadan da gelmeyin lan bu eve. Elesem o fiyatın yanına bir 50 bin daha koy da hallederiz. Hayır mı abiler? Ne bu hal sizde? Bir iş var yine sizde. Sorma birader. Bedel bizi evden kovdu. Haklı tabii. Koskoca bakka sahi iflas etti biriniz sonuçta. Doğru söylüyorum kardeşim. Gerçekten bizim yüzümüzden oldu. Tamam. Aslında tam size göre bir iş var. Bilmem yapabilir misiniz? Bizim gece kulübünün bodyguardları 2 gün önce işten ayrıldı. İkisi birden. Gerçi kişi arıyorlar ama biri kıymadan varsınız. Bodyguardlık yapacaksınız. Vallahi biz ne iş olursa yaparız Allah'ın izniyle. Body'liği ben süper yaparım. Çünkü bizim askerde Şükrü vardı. Onun body'si bendim. Ama yeterince kart mıyım bilmiyorum. Ya Sırazettin abi her boka maydanoz olma. Gözünü seveyim ya. Allah Allah. O body o body değil ya. Sen söyle abicim. Benim boksta kara kuşağım vardı. Boksta kara kuşak. Ulan oğlum rezil edeceğim bizden. Boksta kara kuşak mı olur? O dediğin güreşte olur lan. Kara eldiven miydi yoksa ya? Mantıklı. Kaçta nerede? Akşam saat 9'da Süfyan dayının barında. Aman deyin. Benim yüzümü kara çıkartmayın. Tamam kardeşim sağ olasın. Da ben bu işi pek anlayamadım. Nedir abi? Aslında çok kolay. Mekan adamsız kimseye almıyorsunuz. Tabii kadınlar dışında. Sarhoşları, serserileri mekana sokmayacaksınız. Mekana gelen kodamanlara da yanlış yapmayın. Onun dışında kimseye de damsız mekana sokmayın. Hı? Tamam kardeşim. Bu işten bizlik. O mekanda bize emanet. Gözün arkada kalmasın. Tamam o zaman anlaştık. Akşam bir ara yalnız uğrarım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Lan oğlum. İş bulduk. Keyfim yerine geldi oğlum. Bak iş bulduk hem de ne kadar güzel bir iş lan. Şimdi babamızın önüne gideceğiz böyle. Göğsümüzü kabarta kabarta. Biz bir iş bulduk babacığım diyeceğiz. La birader iyi kötü de ben bu dam olayını çözemedim. Adam koskoca evin damını alıp da içeri mi girecek ya? Hasan abi bizimle kesin dalga geçti. Size söyleyeyim. Ya Sıracettin abi kusura bakma ama sen kesin gerizekalısın ya. Ya sen işte film izlemiyor musun ya? He? Ya odam odam değil ya. Allah Allah sen damma mı karıştırma abi Allah aşkına burada böyle dur abi. Biz hallederiz geri kalan. Sen böyle dur kimseyle konuşma muhatap olma. Kulübe baba. Ne olan boynundaki zamazingo? Hiç baba, bir şey yok. Ne olacak boynunda? Nerede benim yavru kurdum? Unus! Unus! Pardon kardeşim. Damsız alalım. Damsız almıyoruz kardeşim. Damını al da gel. Yaşamlar. Kardeş damsız almıyoruz kusura bakmayın. Damsız almıyoruz. Damını al da gel. Abi bir sus Allah aşkına konuşma. Müşteriyle muhatap olma abi. Hoş geldiniz. Hoş buyurunuz. Yaşamlar. 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 Enseye bak ne kadar kalır. Ah efendim hoş geldiniz ama damsız geldiniz. Kusura bakmayın alamıyoruz. Çekilin önümde ya. Ben katlar ökbeçin oğluyum. Damlı da girerim, damsız da girerim. Her şekilde girerim. Lan! Git! Lan! Git! Lan! 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 Hayır,
olan Necmi'nin haracını iki misline çıkarttım. Tamam mı? Unutma bunu. Kendisine iletiver bir an evvel. Ne oldu oğlum sana böyle? Bu ne hal? Kim seni bu hale getirdi? Ya baba şu her zaman gittiğim kulüp yok mu Süfyan dayının mekanı? Orada bodyguardlarla kavga ettik. Dövdüler beni. Süfyan mı? Dövdüler mi? Evet baba 8 tanesini yere serdim. Diğer gelen 15 tanesine gücüm yetmedi. Onlar da fırsat verip çullandılar üzerime. Yoksa ben onları... Kes! Süfyan'ın mekanında böyle bir şey olamaz. Sana yapılan yanlış bana yapılmış demektir. Yok. Bu işte bir yanlışlık var. Yok baba Süfyan dayı yoktu zaten. Onun haberi olduğunu sanmıyorum. Kapıya 3 tane yeni bodyguard almışlar. Damsız falan alamayız deyince koptu mevzu. Allah'ın çam yarmaları. Seni tartaklayıp soydular bu hale getirdiler. Sen kafalarını sıkamadın mı yeterim? Katlarık keşin oğlu kestaneyi çizdirtti mi dedirteceksin ulan bana bu yaştan sonra. Ya baba silah tutukluk yaptı. 15-20 kişi üzerime saldırdı. Yanımda korumalar da yoktu. Tek başıma mücadele ettim baba. Kes ulan. Tek başıma mücadele ettim baba. Düştüğün şu hale bak. Kim ulan üstündeki bu karılar? Kim ulan bu John Frank? Çık yukarı üstüne başına bir şey giy. Çabuk. Toparlanın gidiyoruz. Gidip şu 20 kişiden oluşan çam yarmalarını bir de biz görelim bakalım. Yarmak nasıl oluyormuş? Sen zahmet etme baba. Korumalarla gider biz hallederiz. Sen zahmet etme baba. Biz korumalarla gider hallederiz. John Frank almayı da unutma. Giyin ulan üstüne başına bir şeyler. Yürü. Ne yapacak la? Çalışıyor. İstanbul'un en ünlü kabadarlarından Katlarık Yaşın'ı onu dövmüşsünüz. Hadi yaptınız bir hata, tanımadınız diyelim. Niye adamı don paça dışarı attınız? Oğlum sen demedin mi bize damsız kimseyi içeri alma diye ya? Adam da bize sövünce biz de onu dövdük. Ne yapalım yani? Herkes eşit davranıyor. Hay ağzından aldın. Katlar gelip sizi 7 ayrı eşit parça ayırmadan çabuk İstanbul'u terk edin. Alın şu paraları. Namussuzum yaşatmaz. Oğlum ya durum ciddi, bir an önce kaçalım o zaman da. Lan nereye gideriz? Ne bok yeriz biz şimdi? Bana ne lan? İstanbul'u terk edin de nereye giderseniz gidin. Biz seninle girelim lan. Hadi lan oradan. Bundan sonra size selam bile vermem. Al birader ya. O zaman ne yapalım? Bir an önce kaçalım lan. Yürü yürü yürü. Lan ne yapacağız şimdi lan? Abi adamlar bizi fark ederse öpüşüyormuş gibi yaparız. Lan gitme senden öpüşme. Ya kesin be kesin. Bırakın plan yapmayı. Bir an önce kaçalım be. Hadi hadi. Hadi yürü. Oğlum yabancı koş. Filmlerde oluyordu ya. Onu diyordum ya. Neyse. Hanım. Abi az duralım. Abi az duralım abi. Abi az soluklanalım abi. Abi gözünü seveyim. Ah. Ah dalarmış işte. Ah. Ah. Abi bu Gattar Ökkeş bize İstanbul'u terk edin dedi ya. Biz anamıza babamıza ne diyeceğiz abi? He? Nereye gideriz abi? Biz İstanbul'u nasıl terk ederiz ya? Abi biz gidelim bu Gattar Ökkeş'e diyelim ki.
Abi biz elini ayağını öpelim senin. Biz seni tanıyamadık, gözünü seveyim. Bizi affet, büyüklük sende kalsın diyelim abi ya. Ulan nasıl diyorsun lan? Adamın adı Gattar zaten ya. Ya Hasan bile korkudan altına sıçtı. Biz bu adamın oğlunu dövdük oğlum. Oğlunu soyduk, sovana çevirdik. Televizyoncular, gazeteciler reklam etti adamı ya. Abi cepte fazla para yok. İstanbul'da terk etmekten başka çaremiz yok. O zaman ilk gelen otobüse binip gideceğiz. Ondan sonrasını düşünürüz. Ya o zaman ne yapacağız? Otobana ineceğiz kardeşim. Gün ışıdı ışıcak. Bir an önce inmemiz lazım. Hadi çabuk, çabuk kaçalım buradan. Abi dur, dur beni tutun. Oo, vallahi şişti, vallahi şişti, şişti. Şişti, kesin şişti ya. Kesin. Anası, babası, danası, ailesi, arkadaşları, soyu sopu kim varsa bulup çıkartılacak. Anlaşıldı mı? Yürüyün gidin. Hadi çabuk bulun getirin. Ah ulan, sen yıllarca İstanbul'a parmak at. Ondan sonra oğlum büyüsün. Üç tane yarma gelip sana bak, parmak atsın. Yaşatır mıyım ulan ben? Yaşatır mıyım ha? Yaşatır mıyım? Ya abi, ya en azından ucuz yolla bir uçak bileti bulaydık ya. Vallahi midem ağzıma geldi bu otobüste ya. Hayatta uyuyamam ben otobüste. Çile çekeceğiz yemin ediyorum ya. Değil mi kardeşim? Ya kardeşim çok haklı ya. Ben niye düşünmedim bu uçak meselesini? Ulan oğlum, seni gören de her ay uçak yolculuğu yapıyor sanacaklar. Biz bir illetten kaçıyoruz oğlum. Ben o illetten kaçmak için bu yolu yayan bile giderim be. Doldozlamayı da aldık da bu otobüs nereye gider sormadık abi. Mavin. Koş birader koş. Evet abi. Bu otobüs nereye gidiyor? Çorum'a kadar gidiyor. He. İyiymiş. Abi biz orada sittin sene bulamazlar ha. Abi haydir bir şeyden falan mı kaçıyorsunuz, kan davası falan? Yok kardeşim, kan davası falan yok ya. Don davası. Don mu abi? O nedir ya? Uf. Ya bak işine kardeş ya. Baksana Allah kardeşim. Tamam ya abi. Yürü kardeşim. Ya davanı mavanılar, dedikoducu karılar gibi. Be adam. Ağzın dursa götün durmuyor. Götün dursa ağzın durmuyor. Yolculuğumu zehir ettin be yahu. Bana mı dedin teyze ya? Ya dede biraz hayal lazım ya. Allah Allah. Ya ben hayat doğrulamam ya. Sen duymuşsan ki hiç duyduğunu zannetmiyorum. Onu da yanlış duymuşumdur yani. Burada horlayan birisi varsa o sensindir. Hoş. Biz kadınlar asla horlamayız. Hoş. Kadınlar horlamaz. Tabii sizin size gelince burnunuzda et var, bizimki yedek parça anasını satayım. Kadınlar horlamaz, kadınlar osurmaz, kadınlar sıçmaz, kadınlar işemez. Bunları konuşunca da ıyık der. Bize gelince de hayvanız değil mi? Evet hayvansın. Hadi be. Terbiyesiz. Bir sorun mu var hanımefendi? Beyefendi sizi rahatsız mı ediyor? Ne sorun olacak be? Teyzenin rahatsız edilecek hali mi kalmış? Şimdi bayılacağım. Lütfen benim yerimi değiştirin. Asıl sen benim yerimi değiştir be. Kadın beni şaplakla uyandırdı ya. Böyle bir şey var mı? Sabahtan beri osurması bitmedi. Ayak kokusu bitmedi. Burnumdan geldi yolculuk. Tamam teyze. Lütfen biraz yerimi değiştir oğlum. Biraz sonra zaten mola vereceğiz. Orada değişeceğiz. Kızım yolumuz uzun. Hadi uyu anneciğim biraz ya. Bak gece de uyumadı. Herkes rahatsız oluyor ağlamandan. Hadi anneciğim. Birazcık uyu. Hadi güzel kızım benim. Hadi bebeğim. Abla. Buyurun beyefendi. Uyumuyor mu? Uyumuyor ya. Kusura bakmayın. Sizi rahatsız ediyoruz ama... Yolumuz da uzun. Geceden belli uyumuyor. Aslında uykusu var ama inat ediyor. Çocuk işte. Size rahatsız ettiyse kusura bakmayın lütfen.
Yok estağfurullah abla ya. Ben acıdım da ondan söylüyorum sana. İsterseniz değişik bir yöntemle çocuğunuzu uyutabilirim yani. Babam eskiden bize uyguluyordu. Ne gibi? Nini söyleyeceksiniz ya da hipnoz falan mı yapacaksınız? Yok yok. Çok değişik bir yöntem. Babam bize uygulardı. Hemen anında uyurduk yani. Bayılırdık. Deneyin. İsterseniz ben uyutamadım ama. Kesin uyuturum abla. Efendim ne yapıyorsunuz? Böyle çocuk mu uyutulur? Aha uyudu abla işte bayıldı. Kızım. Ya iyilik yapıyorum ablacığım. Ne uyandırıyorsun çocuğu? Ne elliyorsun ya? Burnumuzdan çeker misiniz lütfen? Ya tamam da ne elliyorsun çocuğu sen ya? Sağa sola bak çocuk uyumuş. Rahatına bak keyfini çıkar yolculuğun. Ama böyle yolculuğu. Çocuk mu uyutulur beyefendi? İyilik de yaramıyor ablacığım bak kızacağım şimdi. Ha böyle iyilik olmasın lütfen. Ya insanlık da yaramıyor size ya. Ya bırakın sizin insanlığınız şurada kalsın. Kızım, ya çocuk, kızım, kalp atışları değişti ya. Kızım, kendine gel birazcık. Hadi anneciğim, kızım. Ya çocuk uyanmıyor, nefes almıyor, kalp atışları değişti ya. Ne yaptınız çocuğuma? Ya bağırıp durmayın, vallahi gelir sizi de uyuturma. Ya böyle çocuk mu uyutulur beyefendi? Kızım, kendine gel. Aç gözlerini anneciğim. Hadi kızım, hadi aç gözlerini. Başka uyuyamayan varsa, yok ben insomniyayım, uyuyamıyorum diyen varsa uyuturum yani. Hadi görüşürüz. Altıma sıçacağım ne olur acele et ya. Acele et biraz ya altıma sıçacağım. Hey, altıma sıçacağım. Çabuk abi. Sıracettin abi. Bu Hayrettin abi bir çözüm bulalım abi. Ya otobüse bindiğimizden beri 12 defa otobüsü durdurdu. Ayıp ya. İnsanlar bize tuhaf tuhaf bakıyor zaten. Uyuz oldular ya. Ya bu kadar durdurmasın otobüsü ya. En azından altına bir bezmez bir şey bağlayalım. Zaten kabız yapamıyor. En azından yaparsa ona yapsın. Giderse ona yıkar ya. Bir koli kek yedi adam kabız olur tabii ya. Bu ne ya? Buyur mu? Yok sağ ol abi. Lan oğlum ne yapıyorsun içeride? Doğuruyor musun lan? Çabuk çık. Oğlum sen motoru bozdun diye ben içeride acil gideremedim ya. Konsantre mi bozdun? Al ya. Al kullanılmış. Al. Acıktım ya. Abim, birader, asıl menü ne zaman gelecek? Beyefendi, burası restoran değil. Kek var, meyve suyu var, kola var sadece. Nasıl restoran değil ya? O kadar para verdik ya. Bundan kim doyacak? Oğlum kardeşim. Sen doyan mı bununla? Vallahi verdiği bak bir kek ya. Tamam beyefendi, bir tane daha alayım. Buyurun. Birader, dur sen zahmet et. Ben alayım, etme rica ediyorum. Sen yorulma. O kadar para veriyor. Yazık, günah ya. O kadar para alıyorsun, sen zahmet etme. Ben bunları sonra yerim. Sen yürü. Ver arkadaşların hepsini. Burasını restoran sanıyor ya. Biraz hizmetkar olun ya. Nasıl bir şirket bu? Ya Rabbim ya. Senin işin nasıl? Başka bir şey.
Kardeşim, okuyacaksan bekle. Ben okuduktan sonra oku. Acele ne? Ya abi tamam da bir kasıt okutmuyorsun ya ben. Tövbe estağfurullah. Medeniyetsiz herif. Değiştir birader, değiştir. Kardeşim, şaka mısın sen? Kamera şakası mısın lan sen? Başıma bela mısın sen? Doğru. Senin bir suçun yok. Senin ormanını yakanını bulmalı, sevmeli. Ver şunu. Allah Allah. Geç yerine. Medeniyet kalmamış ki ya. İki müziği beraber dinlesek ne olur? Gazeteyi beraber okusak ne olur? Allah Allah. Böyle insanlar otobüs alıyorlar da ben vallahi hayret ediyorum bazen ya. Utanıyorum otobüse binmeye ya. Selamun aleyküm kardeşim. Hey gidi çorum, sen mi büyüksün ben mi lan, ben mi? Ulan salak, ne yapıyorsun lan? Abi bunu yapmak istemiştim ya. Çorba nasipmiş. Anne, yürü. Oğlum bu hastanede mi karıştı bizimkiler ya? Abi dünyanın merkezi Çorum diyorlar, doğru mu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz abi. Kardeşlerim fazla lüks takılmayalım. Üç kuruş paramız kaldı, onu da burada verip kalkıp gitmeyelim. Oho, yemek yemeyeceğiz mi ya? Lüks takılmayalım diyorum, anlamıyorum beni ya. Lüks takılmayalım. Vallahi doğru söylüyor kardeş, paramız yok zaten ya. Kaç paramız var lan? Birader tam tamına 192 TL kalmış. Ya gördün mü? Ya, ya. Bakar mısınız? Günün efendim. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Ne var birader? Çorba, kül yemekler, çorbalardan mercimek, ezogelin, işçembe, paça, tavuklu, mantar. Yemek çeşitlerimizden tas kebap, haşlama, havlama. Tamam, daha fazla işkence olmasın. Biz üç tane işkence... Yok yok, az mercimek alalım. Mercimek. Az olsun ama az. Gayet az olsun. Az, az. Az mercimek. Az mercimek. Bu daha ucuz. Tamam canım, şimdi tamam. İşkence bir sürü para. Oo, sağ ol. Limon vereceksin değil mi kardeşim? Yok ben acısı. Yok ben de abi. Sağ ol biraderim. Abi ekmek verir misin ya? Ver. Sağ ol. Birader, ekmeği ekmek. Tamam abi. Birader ekmek bitti ya. Hesabı ödeyin. Ben dışarıda kendi başımın çaresine bakacağım. Bu ne ya? Allah sizi kahretmesin. Git biraderim. Ben öderim. Ben öderim biraderim. Afiyet olsun beyefendi. Sağ ol abicim. Ne kadar hesap? Neyiniz vardı beyefendi? Üç tane azıcık mercimek. Beyefendi mercimekler bizim müessemizin ikramı olsun. Ekmek parasını verirseniz yeter. Böyle hesap mı olur la?
Beyefendi, içtiğiniz mercimek çorbası 7 TL tutuyor, ekmek 12 TL tutuyor. Ben ne bakayım? Vallahi bilmem. Ne yersen ye. Gider belediyeye şikayet ederim. Ekmeğe de para alıyorlar diye ya. Suyuncusu musunuz, şey misiniz, nesiniz bilmem ya. Bu ne, karanfil mi? Ha, karanfil beyefendi. Öyle mi? Hasbunallah. Alo. Pardon, nerede kaldın oğlum lan? Bak oğlum, Cansu yanında bir kız getirmiş. Fıstık gibi. Senin baksını görmek için de sabırsızlanıyor kanka. Gelemem Kardo, biraz sıkıntılar var ya. Peder Bey bir süre sıkı yönetim koydu. Üzüldüm aşkım. Oğlum bak, sana ne diyeceğim lan bu arada? Bütün gazeteler, magazin, dergileri seni yazıyor. Her yerde boy boy fotoğraflarım var lan. Bir billboardları asmamışlar sana. O da yakındır kanka. Ya boş versene Kardo ya. Gattar Ökkeş'in genç ve yakışıklı oğlu Oğuz çılgın partilerden vazgeçemiyor. Her zamanki haberler, sıkıldım artık ya. Bu sefer kimde aşk yaşıyormuşum? Kanka, 3 tane çam yarmasıyla. Hem de rompaç. Oğlumla ilgili haberi bu elindeki kalemle mi yazdın? Evet efendim. Abi, bir dakika ya. Abi bıraksana ya. Oğlumun resimlerini şu elindekiyle mi çektin? Efendim, elim denklaşıyor, yanlışlıkla değdi. Bunun geri kalanı nerede? Arkadaşlar dergiye geldiklerinde kırdılar efendim. Alın götürün bunu. Elindekini de aynı adrese teslim edin. Sen bu elindeki laptopla mı yazdın? Evet efendim. Yok efendim, yok. Her şey artık şu küçücük telefonlarla bile halledilebiliyor. İsterseniz gösterebilir mi attığım mailleri? Gerek yok. Madem her şeyi küçücük şeylerle hallediyorsun, bonus. O zaman bu hanımefendiyle de sen ilgileniver ufaktan. Efendim lütfen. Lütfen efendim. Sen? Ben sadece müzik dinliyordum. İnşallah senfonik değildir. Senfoniymiş. Abi. Siz nasıl yatıyorsunuz böyle rahat ya? Ben vallahi sığamadım. Burası çok kötü ya. Gidelim ucuz bir pansiyonda kalalım. Ne olur abi ya. Abi. Ulan oğlum. Biz neyle uğraşıyoruz? Sen nelerde kafayı bozuyorsun ya? Ulan İstanbul'dan çıkarken paramız yok demedik mi? He? Pansiyonda nasıl kalacağız? Yat oraya zıbar. Otogar en uygun yer şu anda bizim için. Yat. Net bir şey ya. Sıracettin abi, sen bari bir şey söyle. İki kelime et ne olur. Gözünü seveyim ya. Bir ses ver ya. Anlıyorum abi. Tamam, ikinciye gerek yoktu, anladım. Pardon kardeşim, pardon. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşlerimle şöyle bir kayıntı yapacağız dedi. Şu anda kapalıyım kardeşim. Ne demek kapalıyız lan? Açıksın ya lan. Şu anda açmaktan vazgeçtim kardeşim. Adamı hastetmeyin lan. Kahvaltı yapıp gideceğiz. Zaten dün geceden beri sinirimi sizden çıkarmayayım. Ya bize yemek verirsiniz ya da... Şunda. Müzik
Başım şişti galiba ya. Abi bir sağlık ocağına mı gitsek? Şu gereksiz hatırların yok mu oğlum? Ondan sonra yok kolum şişti, yok başım şişti. Ne yapayım abi? Adam fırıncı küreğiyle vurdu ya. Kolum mu uzandı adama? Kürekle böyle böyle vurdu ya. Lan bir de hamuru yunan. Hangi kavgada gördün adama hamur atmak ya? Ulan bir kesin ulan tatabeyi. Bir kesin ulan. Gidelim çay çorba içelim. Selamünaleyküm. Merhaba kardeşim. İki kişi oynanır mı ya? Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Vallahi demliyse 3 tane çayını alırız amca. Sizleri buralarda ilk defa görüyorum. Yenisiniz Elli abi. Yeniyiz tabii canım. İstanbul'dan geldik. İş için geldik. Nasıl bir iş? Sen ne yapacaksın? Bize ortak mı olacaksın dayı? Sen çayını söyle ya. Mahmut. Masaya 3 çay. Babam derdi ki hep ortakçılık iyi değil. Adı üstünde. Ortakçılık. Sonu hep cılık. Benim babam da ortakçılık iyi olaydı, bir karının iki kocası olurdu derdi. Gerçi her ortakçılık da kötü bir şey değil ama işte standart kaideyi bozmazlar. Burası ortak mı dayı? Yok değil. İyi o zaman. Bak Elhamd, ben bu kahvenin tek sahibiyim. Aynı zamanda da muhtarım mahallenin. Ha. Gene de bir işiniz falan olursa hiç çekinmeden bana uğrayabilirsiniz. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol dayı, sağ ol. Oğlum bu gattar bizi her yerde aramıyor mu? Tam böyle saklanacak yer bulduk. Bizim şimdi yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Burada bir iş, bir de ev bulacağız. Tamam mı? Ya abi iş ve ev de önce bize araba lazım. Çünkü ayağımızı yerden keseceğiz abi. Ayağıma kara sular indi ya. Ulan oğlum var ya, biz üçümüz aynı tuvalete girsek... vereceğimiz hasarın parasını ödeyemez, anladın mı? Ya Hayrettin abi, Sıracettin abim haklı ya. Ya bir tane araba bulalım, hem eve de gerek kalmaz, onda yatarız ya. Ya vallahi dün geceden beri götüm dört çeşit otobana döndü ya. Ulan senin de ne kadar kıymetli mabadın var ya. Götüm gece. Acaba rentekar var mıdır buralarda bir yerde? Ya abi adam muhtar demedi mi? Çağırırız. Belki bilir muhterem mi? Muhterem mi? Bakabilir mi? Hayırdır? Yürüyün arkadaşlar. Ya muhtar, sen demedin mi bize başınız sıkışınca bana gelin diye? Al işte geldik, hem de ilk günden geldik. Ya bize kiralık araba lazım. Senin mutlaka bir çevren vardır böyle kiralık araba veren ha? Var mı öyle bir yer? Tam aradığınız adamı buldunuz diyeceğim ama... He. Bu laf da klasik oldu, söylemiyorum. Ya dayı, lafı neye verip çeviriyorsun ya? Sen bizimle billur mu geçiyorsun ya? He? Vallahi sinirim tepemde dün geceden beri. Zaten kahvaltı yapmamışım. Ya söyle ya da... İyi oldu, iyi oldu. Ya abi, kusura bakma. Yani birinin eli bozuk, birinin ağzının ayarı bozuk. Yani bunlar şimdi yol yorgunu ya. O yüzden ne dediklerini bilmiyorlar abi. Kusura bakma sen ya. Var öyle bir adam. İyi bir ahbam. Onun oğlu galericilik yapıyor. Aynı zamanda da oto kiralama da yapıyor. Geçenlerde buraya uğradık, bir kartvizit bıraktıydı. Ben şuna bir bakayım, bulunca getireceğim. Ulan senin yüzünden hepimiz sağlık ocaklık olacağız lan. Ulan ne senden çektiğimiz ya? Her gittiğimiz yerde bir şey mi buluyorsun ya? Biraz sakin ol be. Sen de eline dikkat et ha. Kırdın adamın kafasını be. Şansınız varmış, buldum. Bu adrese gidin, benim de selamını söyleyin. Yine de bir işiniz aksaması giderse, hiç çekinmeden beni arayın. Her zaman gelebilirsiniz. Sağ ol abi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Tamam, güle güle. Sağ ol. Güle güle canım. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Ah. Alo. Selamün aleyküm Memduhcuğum. Aleyküm selam muhtar, buyur. Bak sana 3 tane yağlı müşteri gönderiyorum. Benim selamımla gelecekler.
Doktoruma iş için gelmişler. İlgilen. Benim komisyonumu da ayır, tamam mı? Ya tamam, merak etme, komisyonun bende ya. Zaten işler kötüydü bu ara, iyi oldu. İyi, tamam, tamam. Fakat fazla acıtmadan kütletin gitsinler. Bu ara benim baba yadigarı Anadolu'dan bir haber var mı? Muhtar, senin hatrın olmasa vallahi bir dakika tutmam onu burada. Yani dükkanı doldursun diye alan derinliği yaratmak babında, anladın mı? Ya yoksa kim ne yapsın senin külüstünü be? O külüstünün de hastaları var. Sonra ne ver gitsin işte. Ya o kiraya da verebilirsin. Yarısı senin, yarısı benim. Tamam, tamam, merak etme sen. Tamam. Hadi hayırlı işler. Abi şu bizim tilki yok mu? Son gelen Mersun'un kilometreyi ne yapacağız onu soruyor. Kilometre kaçta şimdi? 350 bin abi. E o zaman 150 bin yapın onu. Fiyatına da 50 bin ekleyin, gönderin gitsin. Tamamdır abi. Hadi. Bak. Muhtar bana 3 tane yağlı müşteri gönderdi. Gelince bana haber verin ha. Anlaşıldı abi. Hadi. Nedir durum? Efendim, evlerini bulduk ama evde yoklar. Maalesef dün geceden beri eve hiç gelmemişler. Eve gidemediklerine göre ne tür bir belaya çattıklarının farkındalar demek. Güzel. Hangi deliğe girdilerse bulun. Derhal. Emredersiniz efendim. Bonus. Guillaume Tell. Ulan şunun bir tane de isabet ettireni yapın be. He? İşte Muhtar'ın tarif ettiği yer. Evet. Otoborsa hasarlı otopazarı. Ha. Ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Muhtar Mennan yolladı bizi de. Evet. Memduh Bey burada mı abi? Memduh Bey içeride. Hemen haber vereyim, dönüyor. Tamam. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bizi Muhtar Mennan gönderdi de araba konusunda yardımcı olabilir misiniz herhalde? Hoş geldiniz. Tabii, tam yerine geldiniz. Abi biz İstanbul'dan geldik iş için. Bize bir haftalığına süper bir araç lazım. İşte tam yerine geldiğimiz. Burası orası. Ne kadar iş adamı, turist, kim varsa hepsi bizden tercih eder araçlarını. Herkese göre araba var bizde. Abi sen turistle Çorum'u aynı cümlede nasıl kullanabilirsin ya? Nasıl, anlamadım ben. Siz onun kusuruna bakmayın abi. O da ne dediğini anlamadı. Neyse, nasıl araçlarımız var abi elimizde? Vallahi herkese göre araç var. Bak sizin gibi değerli abilerimize şöyle bir jip vereyim ben. Hı? Ne kadar? İyi. 1.300 euro. Sudan ucuz bu ya. Başka aracımız yok mu? Var. Olmaz mı? Şu araçlar var. Ha, size böyle bir şey verelim. Bu ne kadar? Buyurun. Günlüğü 500 TL. O da çok abi ya. Abi sen bizi anlamadın. Bize ucuz bir şey lazım. Böyle 20-30 lirayı geçmeyecek abi. 20-30. Evet. Lira. Türk lirası. Evet. Yarım saattir dil döküyorum burada ya. Bir de gelmiş benden ne istiyorlar ya. Gelin gelin. Oğlum çaylar nerede kaldı? Getir. Gelin. Ben size tam bir araba vereceğim. Gel. Gel. Aha arabamız. İstediğiniz şekilde bir araba. Bu. Akarı yok, kokarı yok. Pırıl pırıl bir araba. Yok, yolda kaldım. Sakat oldu, bozuldu. İstemem. Nasıl verdiysem öyle teslim alırım. Buyurun, alın çayınızı. Ver oğlum abi. Ayağımızı yerden kessin abi. Bir bakabilir miyiz abi? Tabii tabii. Yapacağım. Şunu kardeşim al şunu da. İyi de abiciğim, kontak anahtarını vermedin ya. Kontak elinde ya kardeşim. Bu mu? Ha, çalıştır. Abi bu kaybolursa ne, yedek anahtar yok mu bunun? Var, olmaz mı? Al, al sana yedek anahtar. Aha da bu da yedek. Al. O zaman biz şunları da alalım mı abi? 4 tane hediyemiz var. 4 tane anahtar. Al. Çalıştır bakayım, çalışıyor mu abi? Ah.
Ana çalışacağım. Vallahi çalıştı. Aç. Can. Vallahi çalıştı lan. Kaşıkla çalıştı hem de lan. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Kardeşim selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bir ev ver bize be abi be. Böyle buyurun. Bu abim ver. Evet buyurun. Sen verir misin? Tamam. Selam. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abicim şimdi biz İstanbul'dan buraya iş için geldik de bize böyle güzel bir ev lazım. Temiz bir ev lazım. Abi Güven Ağa ismini görünce direkt hiç tereddütsüz geldik. Doğru yere gelmişsiniz kardeşim. Nasıl evlerimiz var abi? Elimizde tam size göre çok güzel bir villamız var. Oo iyiymiş. 4000 TL kirası. 2000 dolar da depo odası. Çok çok çok. Arkadaşlar bu arada ne yer ne içersiniz, soğuk sıcak ne söyleyeyim? Vallahi abi ne diyelim, biz sabahtan beri geziyoruz. İş güç derken vakit bulamadık. Karnımız çok aç. Ismanlarsan yeriz. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Sen söyle bir şeyler bizi atıştırırız. Abi kesene bereket ya. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Neye karar verdik? Abi vallahi karar veremedik ya. Ev fiyatları bize biraz yüksek geldi. Şimdi bakın arkadaşlar, ben size 18 tane daire gösterdim ama hepsinin fiyatını yüksek dediniz. Sizin bütçeniz ne? O zaman sizin bütçenize göre bir hareket eder. Ya abicim bak şimdi bizim bütçemiz var ya, sen öyle düşün. Abi 40-40. 40 mı? 40. 40 derken? 40-40. 40 TL. Evet. 40 TL. Evet. Bırak. Bırakın şeyler. Bırakın şeyler. Bırakın. İndir ayağını. Kalkın. Bırakın kardeşim. Kalkın. Kalkın bırak. Haydar. Abi gerek yok ya. Gerek yok. Olsun da. Tecrübeniz var mı? Bizim baba mesleğimiz. Yani abi yaratılış nedenimiz bu diye inanıyoruz abi. Yaparız. Eleman alacağını emin miyiz acaba? Başka bir şey yapmaya kalkmasın ya. Baksana nasıl üzüyor. Mutfağa söyledim siparişinizi geliyor. Yeni tatlı. Maşallah maşallah. Benim sizinki de hazır geliyor. Murat Bey lavaboya gitmişti, geldi mi acaba? Hazır, birazdan gelecek onun şeyde. Sefer hoş geldiniz. Birader şöyle agora meyhanesini çalsana be. Aslanım benim, sağ olasın. Oo abim hoş gelmişsin ya. Hoş bulduk. Bir menüye bak istersen. Ya hiç gerek yok ya. Hamsi tavuğu var mıydı? Al bunu. Ya hafsi tava olmaz olur mu böyle bir yerde canım? Var da başka balık çeşitlerimiz de var. Onları da teker teker sayayım isterseniz. Hamsi paluk değildir. Ne demek hamsi balık değildir ya? Ya hamsi paluk değildir derim. Anlamayınız. Ya hamsi denizde yaşamıyor mu abicim ya? Onun da süzgeçleri yok mu? Huyluğu yok mu böyle? Niye yüzmüyor mu ya? Bak uşağım. Hamsi palukların lideridir. Piridir. Senin öyle ayı arasındaki fark bir büyük bir farkı vardır. Sen anlamayışsın ya. Cık, yalnız aşk olsun beyefendi. Hiç yakıştıramadım ya. Ya beni ayıyla bir tuttunuz, aşk olsun ya. Ya lakırdı yapma, kurban olayım. Ha git benim hacı tavaya getir dayı ya. Ya bu nedir ya? Ya sıçacağım yapacağınız iş.
Abicim gel. Balık odur değil, odur. Balık odur değil, odur. Balık odur değil, odur. Odur kardeşim, odur. Bu kısmı fıstık gibi karılar ya, ayrılma yanından kaparlar ha. Balık odur değil, odur. Balık odur değil. Aha balık odur. Getir uşağım, çok acıktım ya. Çok acıktım. Limonu ne yapacağız? Hamsiye sıkacağım. La hamsiye limon sikilmez. Sikilmez. Ben hamsiye limon istemeyim. Tadını bozar, sen bilmezsin. Abiciğim senin ağzının tadı yok. Hamsi, balık, şiş, limon süzlenir mi ya? Sıkacaksın limonu, yiyeceksin. Lan ne yaptın? Limon sıktın. Nereye gidiyorsun lan? Hayrettin. Uyu Pato. Ne yaptın da becerdin? Onca yıllık müşterimdi. Ne yaptın adama da kızdırdın? Ne yapacağım ya? Hamsisine limon sıktığıma kızdı ya. Şey hamsisine yok. Limon sıktın, kızdı. Ne? Hay senin sıkacağın limona... Git masayı topla, git. Ben git. Yok, ben toplayayım. Bir günde lokantamın içine sıçtınız. Onca yıllık müşterimi heba ettiniz. Basın gidin lan. Anam avradım olsun vururum. Bu nasıl küfür lan? Bize mi etti, kendine mi etti? Ya bir sus be. Abi patron bak biz buraya sadece var ya. Patron, bizim tek derdimiz çalışmak ya. Mehmet, kes lan şunların hesabını. Lokantanın yakınına 500 metre yaklaşırsanız vururum. Yine! Size dedi ya. Onların bana da mı dedi? İnşaatta 200 TL'ye işçi. Bence olur. Ya ne olur abi gözünü seveyim ya. Ya inşaat şöyle kolay mı abi yapmayın ya. Çok zordur ya. Ya yapacağımız işe bağlı. Ya ne kadar zor olacak hemşerim. Beton döşeceğiz, harç karacağız, bir de mala vuracağız. Mala mı vuracağız? Oğlum o mal değil. İnşaattaki mal. Anladınız mı? İnce düşünün biraz. Böyle sabahları birkaç sabah erken kalkacağız, birkaç hafta çalışacağız, koyacağız paramızı cebimize. Ondan sonra memleketimize gideceğiz lan. Hem o zamana kadar da ortalık yatışmış olur he. Nasıl fikir? Size diyorum hemşerim, nasıl fikir diyorum. Vay! Bir de küstünüz ha. Küstünüz mü lan? Küstünüz mü? Ya hayatı tesbih yapmışım. Sallıyorum uşum. Nasıldı lan? Adını duydukça ağlıyormuşum. Gelmiş yine, geçmiş yine. Öyle değil. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmiş yine, geçmiş yine. Sallıyormuşum. Hayatı tesbih yapmışım. Sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deliriyorlarmış benim halime. Gelmiş yine, geçmiş yine. Sallıyormuşum. Abim. Canım benim be. Hallederiz be koçum be. Yok arkadaş bu ne lan? Üç sokaktır ya. Bırak peşimi ya. İşte adını. Şunu bir çıkar diyeyim ya. Ne taşmışlar ana ayak. Düş la düş. Lan düş. Lan. Ula adamı yine çarpıyor lan. Ula adamı yine çarpıyor lan.
Lan! Ne oluyor? Ay! Anlamıyorum! Ulan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum öldürsen adamı, ne yapıyorsun ya? Abi, ne yapıyorsun? Abi televizyonda gördüm, ceylan çarpıyor adamı. Ulan televizyonda öldürüldüğünü mü gördün? Alt tarafa elektrikten uzaklaştıracaksın ya. Oh. Abi git arabayı al gel, gözünü tamam, seveyim, hastaneye götürelim adamı. Tamam birader. Dur kardeşim. Hadi bakalım. Hadi. Bir, iki, üç. Devam et abi. Devam et. Evet baba, daha ne kadar sürecek benim bu hapis hayatım? Gerektiği kadar. İstanbul'un duyduğu zaman tir tir titrediği, gattarak yaşadığını mahalle değnekçilerinin ağzına sakız ettin. Peki bu öfkenin sebebi gece kulübünde dayak yiyip çıplak bırakılmam mı, yoksa basanın senin hakkında söyledikleri mi? Yeter! Tam da tahmin ettiğim gibi. Dert kalmıyor lan. Sen çocukluğunda da böyleydin oğlum. Senin yüzünden başımız dertten kurtulmuyordu Şerefli. Ya, tamam abi ya. Üstüne gitme bu kadar. Ya üstüne gitmek değilmiş, görmedin daha sen canım. Var ya ben senin var ya. Bırak Cenabettin bırak. Canım abim hakkımda ne düşünüyormuş bileyim. Bütün gerçekleriyle konuş abim. Canım abim ben. Kes lan, kes duygu sömürüsü yapmayı. Alacağım şimdi ayağımın altına çiğneyeceğim ha. Yavşak. Beyefendi siz emin misiniz bu adama elektrik çarptığına? Evet. Ulan ne elektrik çarpması? Adam resmen siz çarpmışsınız. Adamın iki kaburgası kırık. Kolu kırık. Ya doktor bey, kaburgası kolu kırık da elektrik çarptığından kırılmış. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ya abi şimdi... Adam ayağımdaki taşı düşüreceğim derken geldiler bana daldılar diyor. Ya doktor bey, benim kardeşim yanlış anlamış. Elektrik çarpıyor sanmış. Yani kardeşim yerdeki karıncayı bile incitmez. Bakma böyle ayı oldu ya. Doktor bey, hastanın durumu iyiyse biz müsaade isteyelim. Evet. Çünkü bizim bir sürü iş adamıyla toplantımız var. Evet. Durun, adam sizden şikayetçi. Polis çağıracağım. Ne yapacaksın? Polis çağıracağım. Adamı şikayetçi. Niye polis karıştırıyorsun şimdi ya? Önlük. Alın bu arkadaşları. Hem de gitsin şikayetçi olsun. Yakışır mı lan? İnsanlık bitmiş, bitmiş. Boşuna dememişler, deviye diken. Ulan hala konuşuyorsun be, hala konuşuyorsun. Adamın sopasıyla kolunu bacağını kırıyordun lan. Ölmediğine dua et. Bir de şikayetçiymiş. Ulan oğlum, anamızın adresini sormadığına dua et be. Bir daha var ya, bir insana yardım edersem yedi düve ben. Ya abi, ya abi Allah aşkına bir susun ya. Abi inşaata geç kalacağız, hadi gidelim ya. Bugün çalışmaya başlayacağız inşaatta. Dalağın nasıl oldu birader? Ha geçti, hemen geçti dalağım ya. Nasıl olsun abi? Aynı hala. Oraya gidene kadar geçer. Dedim ya, dinlenip de geçer birader. Cenab-ı hatırlat da inşaatta bunun beynine çivi çakalım oğlum. Ya bunun beynine ne çakarsan çak. Olmaz abi ya. Abi bu bizden değil ya. Ya bunu kesin hastanede karıştırdılar ya. Ya abi biraz yavaş git Hayrettin abi. Gözünü seveyim ya. Ulan ne oğlum, sen de yolculuk kapanda kabahattan. Oğlum bu eski toprak. Ben son model arabayı bile geçerim lan bu arabayla. Yok artık sen de. Ya oğlum biraz yavaş da etme ya. Kız tabelasını görmediniz mi? Ana, radara girdik değil mi?
Ya abi bak gördün, buralara girdik senin yüzünden ya. En iyisi geri geri gelelim, tabelayı içeriye alalım. Tamam ulan tamam. Git tabelayı al gel hadi. Tamam abi. Ne aldım? Yürü, 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 yürü. Ulan durdurmadılar ya lan. Radara girmemişiz demek ki. Ulan bu araba zaten radara girmez. Ya ne yapacağız şimdi? Adamların zimmetli malıdır oğlum ya. Zimmetlidir üstlerin onların. Hadi verelim de gidelim bari ya. Ben vermem ben. Versin cenabet. Niye ben veriyorum tabelayı ya? Niye bütün bu kişileriniz bana yaptırıyorsunuz siz ya? Kardeşim en küçüğümü sen değil misin? Sen yapacaksın böyle işleri. Hadi ver de gidelim ya. Yolumuza gidelim hadi. Bir de böyle ahkam kesmez mi arkadaş? Hayırdır beyefendi, bir sorun mu var? Selamun aleyküm komiserim. Ya biz biraz geride seyrederken bir baktık aha da yolda bir tabela. Dedik ki duralım, bu tabelayı alalım da devletimize zarar ziyan olmasın. Polis abilerimize teslim edelim dedik abi. Buyur tabelayı getirdim. Lan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kız levhası yeniden alınır mı? Abi iyilik olsun diye getirdim, unutmuşsunuzdur diye getirdik ya. Defolun gidin başım belaya sokmayın. Görevli memur uyanıp da hatta işlem yapar. Bırak levhayı. Hala burada ya. Uza! Daha önce hiç inşaatta çalıştınız mı? İnşaat tecrübeniz var mı? Tecrübemiz var abi. Yani ben döşemeciyim. İyi döşerim. Ne bulursam döşerim. Fayans mayans. Oo, döşemecisin. Ben de iyi çakarım abi. Ne bulursam çakarım. İyi kalıp çakarım. Mala vuruyor. İyi peki bakalım. Hadi geçin de içeri görelim ünlerlerinizi. Hadi bakalım. İçeride ne yapacağız? Defolun gidin lan buradan. Bir daha inşaatın 2 metre yakınına bile yaklaşmayın. 2 saatte inşaatın anasını ağlattınız be. Abi yövmiye. Lan ne yövmiyesi? Daha yövmiye diyor ya. Defol! Anam! 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 Efendim istediğiniz arazi için görüşme sağladım. Fakat sonuç olumsuz. Ne demek olumsuz lan? Efendim geçen gün yaşanan olayın basına yansıması büyük rol oynuyor. Kimse ihalelerde sözümüzü dinlemiyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Ulan üç tane zibidinin başımızı açtığı işe bak be. Çabuk bulun şunları. Biz bunlara cezasını kesmediğimiz müddetçe sözümüz söz olmayacak. Hadi bonus. Hallet şu işi. Ben de sizi arıyordum. Şu nikahımızı bir kıyalım da bitsin bu stres. Abicim ne nikahı? Ben öyle nikah falan kıyamam ya. Ben size anladım. Şunu alın. Al şunu. Hadi gidelim. Ha. Lütfen. İyi. Kıyalım bari. Buyurun nikahımızı. Hayır abi nereye? Hayır abi. Nikah kıyacak uçum. Sen ne anlarsın nikah kıymaktan ya? Parayı da indirdik açta göz arasında ha. Gördün mü? Şeyden, gördün mü? Yok göremedim ya. Avucunun içine saldı böyle. Neyse gel gel. Gidelim neyse. Evet merhabalar.
Ses geliyor mu? Şimdi nikah kıyıyoruz. Kıy! Ya sana kıyamıyorum kardeşim ya. Sana kıyamıyorum. Bak iyi düşündün mü? Son kararın mı? Bak evlendiririm sonra geri dönüş olmaz ha. Düşündüm memur bey. İyice düşündüm, taşındım, karar verdim. Biz birbirimizi seviyoruz. Doymadım ya. İçeride ganimet var, ben oraya gidiyorum. Boşan da Semer niye? Sildin süpürdün ya la burayı. Lan çam yarması. Pastacı sen misin? Ne bakıyorsun oğlum havalı havalı. Al pastanı beni götür içeri. Çabuk gel, damat bekliyor. Al götür çabuk. Dangalak ya. Şimdi hem işimize bakacağız, hem karnımızı doyuracağız, hem de sizleri evlendireceğiz burada ya. Heh. Şimdi sen kızım Naciye. Evet. Sen şimdi bu hıyarı damatlığa kabul ediyor musun? Evet. Heh. Sen ediyor musun? Evet. O zaman günah benden gitti kardeşim. Ben de ne yapacağım o zaman? Muhtar Mendan'ın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hadi evlendiniz, hadi hayırlı olsun. Dur, bu nikah kıyılamaz. Bu sahte nikah memuru. Benim cübbemi çalmış. Yakalayın. Şişti galiba ya. Zaten şiş değil miydi oğlum? Mantıken çıkıntı olan yere vurdu mu bilmesi lazım. Öf. Doktor şimdi senin kafana buz koymadım hemşerim. Buz koyunca ne olacak kardeşim? Oralar inecek. Ya hepimiz zaten hasar gördük ya. Her tarafımız ağrıyor. Sanki bir tek sen hasar görmüşsün ya. Siz geçin bakayım dalganızı. Ya dalga değil. Şimdi ben orada birdenbire beni memur sandılar ya. Memur sanılınca ben de havaya girdim tabii. Sonra da alıp götürdüler bizi yani. Ya abi var ya, bir kere de bir şey gelmesin şu başımıza ya. Ya bir yemek yiyelim dedik, burnumuzdan geldi. Bu ne ya? Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Öksürme lan. Oğlum ne oluyor? Abi, öksürme lan. Lan ne oluyor? Abi boğazımda kaldı. Anam. Oğlum, boğazımda kaldı lan. Bak, sür. Hayır, sür lan. Sen yapıyorsun. Hayır, sür. Hancaydı o. Bak, kalkıyor ki. Ne oldu lan? Abi boğazımda. Çalışıyor lan. Bak, bas. Çekirdek kemiği bile bilmiyorsun be kardeşim ya. Hasta kim? Sizler? Ben abisiyim. Abi sünnet yapmayacağız. Siz çıkabilirsiniz. Hastamla beni baş başa bırakın. He. İyi, hadi çık. Çıkın. Otur. Doktor bey size emanet. Merak etme. Soyun evladım. Soyunayım mı? Evet evladım, soyun. Komple mi? Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. Evladım sana annen hiç söylemedi mi doktor amcalardan utanılmaz diye? Doktor amcalar anne baba gibidir. Ya ben oldu boğası doktorlardan hep korkmuşumdur ya. Tamam evladım, seni fazla zorlamayacağım. Aç ağzını. Hadi bakayım. Ah. Hadi ulan. Ah. Amma pis boğaz adamsın ya. Neler yedin böyle? Dur, gördüm. Tamam. Ah, şimdi aldım. Tamam. Rahatladın mı? Oh. Vallahi rahatladım doktor bey. Eline geçmiş sağlık. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bir borcun var mı? 150 liracık. Ne? 150 lira. Hastane ücretleri böyle. Ya 3 liralık çekirdek yedim. 150 liraya kabuğunu mu yiyeceğiz? Gözünü seveyim, yapma etme ya. Tak onu geri, gözünü seveyim, tak. Kadın olsan da doğuma gelsen ne yapacaktın?
Ya doktor, sen bana mı yürüyorsun ya? Bir komple soyun diyorsun, bir kadın doğum diyorsun. Hadi bu seferlik almayalım. Bir dahakine alırız artık. Sağ ol. Kiremit Tuğla fabrikasında eleman arıyormuş. Gidelim mi? Ya bizde bu şans varken. Ya kardeşim, Tuğla fabrikası diyor lan. Her taraf taş. Akmaz, dökülmez, kırılmaz. Tam bizdik lan. Ekmeğimizi taştan çıkarıyor dedik. He? Ya Sıra abi, sen espri yapma. Sen de hiç hoş durmuyor ya. Ne esprisi la? Öf! Ya tamam, kesin ya, kesin. Hadi gidelim, zıbaralım. Erkenden kalkar işimize bakarız. Hadi, hadi, hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Siz mi çalışacaksınız? He, biz çalışacağız hoca. Hoca değil yalnız. Çavuş diyeceksin, çavuş. He? Çavuş mu? Burası asker ocağı mı usta? Asker ocağı değil ama tuğla ocağı koçum. Lavallik istemem ayrıca. Ne o öyle? Ha? İş tecrübeniz var mı? İş tecrübemiz var abi. Biz babadan tuğlacıyız. Ne iş olsa yaparız. He, iyi o zaman. Tamam. Soyunun hadi o zaman. Herkes soyunun diyor ya. Başımıza bir iş gelmesi var ya. Hadi hadi gelin. Hadi soyunun gelin. Uşak yedi kuşak, cam yarması, cam yarması. Dede baba hepsi kocak. Cam yarması, cam yarması. Susuzlarla hava sıcak. Gölgemi yok sığınacak. Bizim eller bucak bucak, cam yarması, cam yarması. Bizim eller bucak bucak, cam yarması, cam yarması. Cam yarmasın, balkonludur karın kucak. Cam yarması, cam yarması. Elde tesbih, cepte bıçak. Yarı külhan, yarı kaçak. Ne varmış ki korkulacak? Cam yarması, cam yarması. Ne varmış ki korkulacak? Cam yarması, cam yarması. Cam yarması, papucu yok, hırkası yok. Cam yarması, cam yarması. Tren gelse durduracak, kurşuna kafa atacak. Bil bakalım kim yapacak? Cam yarması, cam yarması. Bil bakalım kim yapacak? Cam yarması, cam yarması. Televizyonda görmüştüm. Çamur yüzde çok iyi geliyormuş. Koyun lan viskiyi yerine, sıçmayayım gagana. Daha ne kadar evde duracağım ben böyle ya?
kılık kıyafetini üstünde tutmayı öğrendiğin zamana kadar. Ya baba adamlar kalabalıktı diyorum ya. Tek başına olsalardı neyse ya. Kes. Madar ettin lan bizi. Lafımız sözümüz dinlenmez oldu bu alemde. Şu haline bak. Tuu, kıyafetine sıçayım senin. Baba ayıp oluyor, delikanlı adamız sonuçta. Kes. Yere git lan odana. Şuna bak şuna. Ayakkabıları da zımbalı bir de. Ay yarabbim. Top musun, toplantı mısın ulan sen? Delikanlı adammış. Ulan senin delikanlılığın bonusun yarısı kadar bile etmez be. Aç bakayım ağzını. Ham yap. Yarasın tosunuma yürü. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Huzur evine geldik lan. Merhaba amca. Ooo gençler, hoş geldiniz. Ooo hoş bulduk muhtarım. Hoş bulduk. Beni görünmüyordunuz ya. Ya biraz sokaklarda orada burada sürttük işte ya, boş ver. Biraz boş vaktimiz vardı da uğrayalım dedik. Ya abi, benim çok karnım acıktı ya. Ya şuradan iki tane kek bulsak da onlara bir hesabı yerleştirsek okey de ya. Siz bu işin ustalarısınız ya. Ha? Oğlum bu memlekette bizim karşımızda oynayacak oyuncu var mı? Dur bakalım, buluruz hele ya. Tamam. Dayı. Ha buyur yeğenim. Okey oynamayı biliyor musunuz mu? Vay be, biz iki tane kekli kalıyorduk oynamak için. Vallahi mı? Ama hesabına ha. Ben yemeyeceğim, yaprağın dolmasını sarmam. Gelin kafanıza vuralım. Vay, siz gelin vay. O zaman dayım. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ulan biraz günah olmadı mı lan? Bundan çok yaşlı ya. He? Vallahi kendileri bilir. Abi. Hoş geldin abi. Hadi bakalım, hiç huzur evinde okey oynamamıştı bu. Dayı, bana 4 tane simit, bir tane gazoz. Aynısından bana da dayı. Tutarım mı? Aynısından bana da. Yarmalardan hesabı alıver. Kimden? Yarmalardan mı? Ya, ya. Oh yavrum oh. Bugün çok kazançlıyım. 54 çay. 12 Türk kahvesi. 20 simit. 14 kola. 1 gazoz. Gazoz kim içti? Sen içtin birader. He? Sen içtin birader. E kim içti bu gazozu ya? Nasıl vereceğiz şimdi biz bunu? Kim içti arkadaş gazozu? Buldum. Ne buldun lan?
Eşek sütün litresi 150 TL'ymiş. Ne diyorsun lan? Canım süt istedi ya. Eşek sütü niye bu kadar kıymetli acaba ya? Yani oğlum, anne sütüne en yakın süt. Yani haberler, gazeteler, radyolar her yerde söylüyorlar lan. Bir eşek günde kaç litre süt verir? Yani hiç olmazsa 20 litre süt verir yani koca eşek. 20 litre. Ben bir hesap yapayım dur. 20 çarpı 150 eşittir. Uzmanım ben bu konuda. Çözemedim. 3000 yapar, 3000. 3000. 10 tane eşek olsa 30.000 yapar. Ayda 900.000. Ne diyorsun lan? Paraya bak ya. Paraya bak. Vallahi hemen bir tane jip alırız, babamın yanına gideriz. Baba bak biz adam olduk deriz. Ne diyorsunuz lan siz? Zengin olduk oğlum. Abi hem 10 tane eşek almaya da gerek yok. Dışarıda bir sürü başıboş eşek var, onları sağır sağır durur. Birader. Birader, geçen gece muhtarımdan geçerken iki tane eşek gördüm. Hadi lan. Evet. Gider onu sağarız, bir satarız. Baktık öyle yapıyor, çaresine bakarız. Tamam, ne zaman sağacağız? Bu gece saat 11-12 gibi çıkar gideriz. Ben sağarım, ben televizyonda gördüm. Öğrendim televizyonda. Bir keresinde seyrettiydim. İyi. Aynen o şekilde sağarım. Kova almayı unutmayalım o zaman. Tamam, tamam güzel. Biz ikimiz erkeğe yatarız. Oğlum, alın şu kovayı, hadi sağlayın. Ha buradaki eşeği sağalım. Ya onu sonra sağarız. Gidin önce onu sağarın. Hadi ben burada erkete yatıyorum. Hadi. Haber et bizi, gelse bize. Ya haber et. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş ama ürkütme eşeği abim. Al kovayı. Abi dikkat et böyle. Memeleri bu koordinasyonda yapıyorsun tamam mı? Bak böyle. Pıt pıs 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 pıs. Sağdın mı? Memeyi bulamadım daha. Dur. Ne oldu, süt geliyor mu? Ha buldum memeyi. Süt geliyor mu abi? Süt geliyor mu? Birader, sağdıkça büyüyor lan bu meme. Sağdıkça büyüyor mu? Süt geliyordur ona ya. Sağ böyle, sağ. Bol bol sağ, onu bol bol sağ. Lan birader mi buldu ya meme? Nasıl ya? Ulan oğlum, ulan iki tane aydır bir tane eşeği sağmadınız lan. Hadi sağın, muhtar geliyor. Abi sağdıkça büyüyor, ben ne yapayım? Ulan Allah canınızı almasın, erkek eşek lan o. Hadi yürü, koş. Kovayı alsana, kovayı al. Lan kovayı da bıraktın. Ulan eşek geliyor. Aleyküm. Aleyküm selam. Mahmut bize 3 çay yap ya. Mahmut benimki sıf dem olsun. Ya bundan ne çektiğimiz var ya. Vallahi kahvenin orta göbeğine sıçsaydınız bundan daha iyi. Ya muhtar, ben öyle sürekli osuran bir adam değilim yani. Midemde gaz olduğu için. Mahmut, 3 çay yap şu yarmalara. Bana bakın, borcunuz moncunuz çoğaldı. Bu kahvede veresiye yiyip içen bir sizlersiniz. Başka yok. Bu ne biçim çay lan? Dedemin abdest suyu gibi. Ne diyorsun oğlum sen? Geliyoruz gidiyoruz, içtiğiniz çaya para vermiyoruz. Bir de benim yaptığım çaya mı bahane buluyoruz? Allah Allah. Vallahi doğru söylüyor. Ya muhtar emmi, bu Mahmut hiç çay yapmasını bilmiyor. Lan osurduğumuz neyse ne de. Şu pis kokuya bak. Ne kadar pis kokuyorsun be. Fare ölüsü gibi. Lan yıkanmak diye bir şey var. Lan hiç duymadınız mı? Ha? Tam da ben onu söyleyecektim muhtar. Gelelim senin eve, şöyle güzel bir banyo yapalım. Ha? Bir de benim evin banyosunu bok edeceksiniz, değil mi? Lan olmaz, eşek gibi adamsınız be. En iyisi ben sizi bir otele, yani Anit Otel'ine yollayayım. Yıkanın, paklanın, adam gibi kokup gelin. Yoksa üstünüzde ikinci bir deri oluşmuş kirden, pastan. Pis kokunuzdan yanınızda durulmuyor be.
Ya muhterem, senin hakkını nasıl öderim etmeye? Ben sizi de yenimi düşünüyorum. Sizin yüzünüzden müşteri kalmadı dükkana be. Neyse, otel sahibi ahbabım, ben şimdi onları ararım. Sizlerden bahsederim. Yıkanı patlım bir gün. Hadi gidin şimdi. Hadi. Allah'tan korkun be. Anam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aslanım bak, al bu anahtarı, güzel bir yere koy, tamam mı? Anlaşıldı. Çizilmesin, tamam mı? Anlaşıldı. Yemin ederim çizerim. Tamam. Anladım. Heh. Temiz veriyorum, temiz alın. Anlaşıldı efendim. Buyurun. Burası 5 yıldız mı ya? Evet efendim. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtar var ya, Mennan. Hı? O bize yer ayırtmıştı. Bakar mısın? Bakıyorum. Evet, 3 kişilik bir oda ayırtılmış. Kimliklerinizi alayım. Tabii. Sizi bekletmeyeyim. Ben daha sonra kimliklerinizi göndereceğim. Buyurun, oda kartınız. 3. kat, 311 numaralı oda. Heh. Nasıl gideceğiz? Şu soldan asansörde. Kaybetme ama, tamam mı? Tamam. Heh, hadi bakalım. Ana, abi muhtara bak. Bizim için pijama bile koydurmuş ya. Helal olsun adama be. Şunu atma mı? Çok güzel ya, odaya bak. Ah, abi. Resepsiyonu arayayım da bir sabah kahvaltı kaçtaymış sorayım ya. Çok sor. Kaçta lan resepsiyon? Ha, alo. Kardeş, kahvaltı kaçtı acaba ya? Kaç? Tamam, sağ ol. Sağ ol. Kaçmışlar. 6:30. Açılmayalım birader, 6:30. Hadi abi, bir an önce yatıp uyuyalım. Anam, anam. Ne buldum lan? Hazine buldum oğlum. Hazine buldum. Pijamalarla gelmişsiniz. Bu ne diyor lan? He, pijamalarla geldik, ne olacak? Ne yapacaktık, takım elbiseyle mi gelecektik buraya? Sen evinde grand tuvalet mi kahvaltı yapıyorsun? Aldım. Diridik kaldı. Hayret bir şey ya. Ya hadi abi ya. İştahımı kapattı. Açlıktan öleceğiz, hadi abi yardım et biraz lan ya. Lan ya, delilerle uğraşıyoruz kardeşim. Kahvaltıdan hemen su içer. Kahvaltı kaçta bitiyor? Onda efendim. Hiçbir şey kalmamış. Böyle çam yarmalarını alırsanız kalmaz tabii. Bir dakika birader. Saat kaç? 9:30. Biz kaçta geldik? 6:30. Sen de bu saate kadar kalırsan hiçbir şey bulamazsın.
Erken kalkan yol alır, geç kalan akol alır. Size afiyet olsun be. Ne yapıyorsun lan? Oğlum boğulacaksın ya, boğulacaksın ya. İyi günler. Beyefendi hesap. Ne? Hesap? Ne hesabı diyorsun sen bacım ya? Muhtar ödemeyecek mi bizim hesabı? Muhtar sadece konaklamanızı ödeyecek beyefendi. Siz minibardan bayağı şey yemişsiniz. Minibar mı? Evet. Ne yedik ki minibardan bu kadar ya? Kaç para tuttu o? 700 TL efendim. 700 TL mi? Ne? Kaç para? 700 TL. Oda fiyatı kaç para? 300 TL. Oda fiyatı 300, minibar 700. Bu nasıl iş ya? Ara şu muhtarı be, ara. Bir saniye bilgilerine ulaşıp arıyorum. O kadar yemeyecektik ya. Ne yedik ya mini mini şeyler ya? Muhtar Bey şey şimdi sizin misafirleriniz geldi. Ver. Muhtar var ya ben senin gibi muhtarın anasını, avradını, sülalesini gelmişsini yedik. Ulan kapattılar. Ne yapacağız bacım şimdi nasıl çıkacağız biz buradan? Ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceğiz paramız yok. Ne kadar paramız var ya? Cedir'de var abi. 550 açık. O zaman müdürü aramam gerekecek. Ne yapalım artık? Biz sıvışalım buradan da yavaş. Nereye sıvışıyorsun? Müdür Bey, resepsiyona gelir misiniz? Bir sorun çıktı da. Heyecan yapmayın, ben hallederim. Rahat. Relax. Bana bırak. Merhabalar. Hı. Bir problem mi var? Ha. Umarım bir sorun yoktur. Odalarımız, restoranımız, spa'yla ilgili. Nasıl yardımcı olabilirim siz değerli müşterilerimize? Beyefendilerin paraları yokmuş, o yüzden ödeyemiyorlar müdürüm. Ne demek ödeyemiyorlarmış? Niye ödemiyorsunuz lan hesabı? Hacı Baba tekkesi mi oğlum burası? He? Yiyin, için. Hesaba gelince yok. Oh. Ne kadar bunların hesapları? 700 TL efendim. 700 TL. Alın bunları. 3 gün çalışsınlar. Hesap kapansın. Gençler. İyice sabunlandınız mı? Heh, sabunlandık. İyi sabunlandık Muhtar, iyi. Ya Muhtar, bir söyle hele. Sen bize kaç gün konaklamadın ha? Bir gün. Konaklamayı ödüyorsun da minibarı niye ödemiyorsun Muhtar? Neden? Hiç aklıma gelmedi. Senin yüzünden oteli komple paspas ettim biliyor musun? Ben de bavul taşıdım, milletin bavullarını taşıdım ya. Ben de tellaklık yaptım. Kıllı kıllı adamları yıkadım orada ya senin yüzünden. Ama bunun bir cezası olacak Muhtar. Çok büyük evde, çok. Verelim cezasını. 3 çay veriyorum bize, hesaba da yazmıyor. Sana bir akıl parası olsun bu. Hadi bakayım. Ya bayağı büyük ceza verdik ha. Ayıp olmasın adama. Ya Muhtar, bak bunlara çok üzülüyorsun. Kov gitsin bunları. İstemiyorum bunları ben ya. Sen benim içime ne karışıyorsun lan? Çayını koy sen. Koy yapma. Koy yapan ben oldum şimdi öyle mi? 20 yıl kocaksın ha. Yarmaları savunuyorsun. Demlediğim çay ver, haram zıkkım olsun. Sen kimin malını kime haram ediyorsun ben? Götlek. Götlek oldu lan. Buna ne oldu lan? Niye böyle artistik yapıyor lan bu?
yaptınız lan arabama? Çok pardon ya. Hani istemeyerek oldu be abim. Kardeşim biraz dikkatli olun ya. Ya tamam abim be. Labuk. Tövbe tövbe. Kız bırak şunu elinden. Sana diyorum kız. Benim beynim çatladı kızım. Kız gözleriniz kör olacak şu gavurun hayatını. Bırak kız. Hareketlere bak, hareketlere. Anne, önceden anlatırdın ya evimizde elektrik yoktu diye. Peki sen babamla elektrik olmadan nasıl evlendin? Eskiden gaz lambası vardı. Gaza geldim, evlendim. Ne edeyim? Peki şimdi evimizde elektrik var. Elektrik alıyor musun babandan? Alıyorum, almaya da. Bizim zamanımızda sevgi mevgi yoktu yavrum. Görücü sili. Evlendim ben babanla ha. Sevmiyor musun yani artık babamı? Seviyorum. Sevmez olur muyum? Çahala bak çahala. Babanla kavga ederek, dövüş ederek, itişirik birbirimizden. Emme kopamayık. Ahiret arkadaşım, ahiret. Baban ahiret arkadaşım. Anne kusura bakma da hiç cool değilsin yani, çok banal. Banal imiş. Tosbağa kabuğundan çıkmış da kendini beğenmiş. Şuna bak hele, şuna şuna. Pef be! Çok korkuyorum senin sonundan. Senin gözün çok yükseklerde. Allah yardımcı olsun kızım. Çok çekeceğim ben senden. Tövbeler çok çekeceğim. Pef! Tamam abi biziz, yabancı değil, inme inme. Ya sabır, sizin kullanacağınız arabanın. Bu ne ya? Abi tanımadın mı biz ya? Çek lan şu arabanı. Allah'ınızdan bulun lan. Of. Kalk kız, kalk. Beşinci kanal aç. Yere. Babası kılıklı. Kumandayı bile kullanmıyoruz anne. Kaç para biliyor musun kızım o kumanda? Eliniz var, ayağınız var. Herif. Muhtar orada oturuyor abi. Ne diyeceğiz muhtara? Oğlum ne diyeceğiz lan? Doğru. Yanına çalıştı. Ama ben anlatamam. Siz anlatın. Ne o çocuklar? Moraliniz bozuk değil ha? Yani muhtar hiç sorma daha iyi ya. Yani başımıza öyle büyük bir dert geldi ki anlatamayız. Ne oldu yahu? Hiç sorma muhterem bey. Yahu söyleyin söyleyin, belki bir yardımcı olacağım bir şey olabilir. Aha geliyor, ağzımı nasıl sıçacak? Eyvah. Oğlum anlatsanıza lan. Ağzınızda geveriyorsunuz bir saattir. O ne? O benim arabam mı? Benim araba. Benim araba. Su getir bu. Ha. Şşt Cenab. Su getir. Anam. Anam, yandım, koş. Yandım anam. Koş su getir. Arabam, su. Arabam, arabam. Ha. Ha, muhtemelen. Anam. Anam. Lan. Lan baba yadigarıydı o. Her yerinin izi vardı. Belli belli, baba yadigarı oldu, izi olduğu belli. Yani götünün izi çıkmış koltukta. Herhalde ölmeden önce uzun yoldan gelmiş amca. Lan Allah belanızı versin sizin. Lan sizi gördüğüm güne lanet olsun be. Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Muhtar baban evde mi? Tavukları pişirmişem. Muhtarı kahveye göndermişem. Tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalım anan evde mi?
Tavukları pişirmişem, muhtarı kahveye göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Aha böyle kendi kendime deller gibi türküyü söyler dururum evde. Ne adam var, ne kızlar var. Hiç kimse yok anam. Bu neymiş böyle bacım benim başıma gelen. Geçtim aha böyle yedim gitti. Yedim gitti. Alıp başımı gideceğim dağların başına. Kendi kendime. Türkü söyleyip söyleyip ağlayacağım. Elim mıhtarından sana ne kızım. Adama arabadan artan bütün parçaları getirdik. Hatta eline çubuğu bile verdim gene memnun edemedim. Ya abi sen ne diyorsun ya? Sağlam lastiği getirdik yine kıymete binemedik ya. Sanki arabayı satsa 200 milyar yapacak ha. Ya arabayı bugün satsa 3000 liradan fazla kimse vermez ona ya. Ya öndeki plaka ayrı, arkadaki daha ayrı. Ya arabanın götü başı ayrı oynuyor ya. Lan hergeleler! Karımın gözüne gireyim diye arka plakayı mahsus Kastamonu'nun plakası olarak aldım. Siz neden haberiniz var ha? Şımarık herifler! Gelin bakayım lan içeri. Siz gelin bakayım lan. Hergeleler, şımarıklar! Lan! Ben... Ya... Hadi görüşürüz. Bana bakın. Arabanın borcunu ödeyinceye kadar burada çalışacaksınız. Lan ben de sizi ilk gördüğümde bir boş sanmıştım be. Üstelik benim gönderdiğim galerici de benim arabayı kiralamışmış. Lan ben ondan komisyon alacaktım be. Meğer sizden ne kadar dımdızlak adamlarmışsınız. Peki, madem iş adamı değildiniz, niye geldiniz bu çuruma? Demek öyle ha. Katlar ökkeş mi dediydiniz? Katlar ökkeş. 48'de bir alt devre. Katlar ökkeş. Demek sizi buralara kadar süren, başınıza bu işlerin gelmesine sebep olan o hem. Gençler, çocuklar, yaklaşın. Yüreğinizi ferah tutun. Ben bu işi çözeceğim. Ver eline bir muhtarım. Öpeyim muhtarım bir. Tamam. Şimdi işiniz başladı, iş peşi. Hadi bakayım. Sen şuraları temizle. Sen de git çay ocağına bakayım oraya. Yıka çaylı bardaklarını yıka. Lan sen ben misin ki benim yerime konuşuyorsun? Sen de çalışacaksın kalk. Tamam ben de bari tuvalet temizleyeyim ya. Avukatlar sen misin? Ben lan çavuş. Baba benim kot pantolonu almam gerekiyor. Ya baba benim de ayakkabı. Öyle her zaman bir şey alınmaz ki. Bayramdan bayrama. Hadi hadi yiyin şu yemekleriniz var. Hani sen arabayı şeye vermiştin kiraya? Nerede parası? Çay, şeker. Abi sus be kadın be. Akşama kadar milletinle uğraşayım. Bir de burada hanımla mı uğraşayım? Ben susa susa 40 yıldır bu garajlar ayağımdan çıkmadı. Hay anasını sattım. Ya bir siz varsınız bir de yarmalar var elimde. Eline sağlık. Uğraşıp dur. Ne yarması? Aşır ayında mı yık? Muharrem ayında mıyık? Aşıra mı yapacağız? Sen şunların bir isteğini yeme getir. Tamam hanım. Tamam sen haklısın. Çocuklar hadi yiyin. Karnınızı doyurun.
Ben doydum ana laflarıyla. Yiyin kızım, yiyin, yiyin. Babası kılıklı. Benim karnım. Gördünüz daha, gördünüz daha. Siz de benim ömrümü yiyorsunuz. Şunu sattım lan. İyi, zıkkımlanın, yiyin. Bulgura devam. Biliyorum Mennan. Benim hayatımı kaç kere kurtardın, biliyorum. Madem öyle, tek bir şartla affederim. Bundan sonra bana çalışacaklar. Bana Hasanya'yı getirecek.